Bir yumurta, 750 gram kadar kıyma kullandık. Galeta unu, baharatlarımız var. Kimyon çok tercih ettiğim. Feridun Hoca da çok bahsetti. Özellikle gaz giderici ve çok hoş da bir rahiyası olan hı hı. bir baharat. Pul biberler kullandım. Kırmızı toz biber kullandım. Tuzumu kattım. İki eşit parçaya böldüm. Hı hı. Köftem hazır. Bir tek değişiklik olarak biraz iri e, file badem şey e, file antep fıstığı kattım. Bu o, onun biraz daha e, kebap tadında olmasını sağlayacak. Peki. E, yani e, çok daha böyle e, kebaba benzeyecek. Tam bir köfte olmuş olmayacak da yufkanın içerisinde kebap görüntüsünde bir e, yemek elde edeceğiz. Bu hani. yemeğin özelliği bu. Şimdi iki yufka kullanacağım. Bak, bir... Bunu yaptığınızda akşam ee, iftarda yediğinizde lütfen yaparsanız eğer bu akşam bana mesaj atın olur mu? Sevinç oy, e, sevgili sevince de Sevinç Yılmaz evet Sevinç evet. Yılmaz evet ya, Instagram'daki şey Sevinjoy Sevinç Oy, değil. Sevinç oy, e, Sevinç se, oy. Şey, hesabımın adı ama hani, bu, Sevinç, Sevinç, Sevinç Yılmaz Instagram'dan Sevinç Yılmaz. sevgili evet. sevince de yazabilirsiniz evet bak bayılacaksınız böyle bir mantı olamaz diyeceksiniz böyle çıtır çıtır kıyır kıyır yani bir farklı, farklı iki lezzetli. sunum şekli de evet. söyleyeceğim. Süper. Şimdi yufkanın bir tanesini serdik. Ee, i̇çerisine işte biraz e, zeytinyağı ve su ölçülerini söylemiştik sanıyorum. Bir çay bardağı zeytinyağı, iki Getirelim üç kaşık ekrana, su Çıtır evet. yufkalı mantının bütün malzemeleri. Ee, i̇ki yufkamız var. Hı -hı. 750 gram köfteli kıymadan yapıyoruz. Bir tane yumurtamız var. Bir orta boy kuru soğan Koyla galeta sardım, unu, evet. iri kıyılmış antep fıstığı, kimyon, kırmızı toz biber, tuz, karabiber, ince kıyılmış maydanoz. Hı -hı. Hepsini böyle köfte mantığıyla köfte yapar evet. gibi. Evet, klasik yoğurduk. Mant şey, köfte harcımız. Yufkaların arası için yani şu anda sevgili Sevinç Şefimizin sürdüğü zeytinyağı ve su. Evet. Bu e, hoş bir çıtırlık verecek. E, malzemeyi bir arada tutacak kurumasına engel olacak. Ama yağda, zeytinyağı da çok güzel çıtırlık verecek. Şöyle ortadan ikiye katlıyorum. Ortadan ikiye katlıyorum. Bu yüzeye artık hiçbir şey sürmemize gerek yok. Hı hı. Harcımın bir tanesini alıyorum. Şöyle uzun tarafa Bunu parça parça yayıyorum, bir kebap gibi. Evet, biraz öyle olacak. Yani normal köfte harcından farkımız zaten içerisine e, filan tep fıstığı katmamızdı. Şimdi bunu şöyle saracağız. Yapabildiğiniz kadar, mümkün olduğu kadar ...sıkı çalışın lütfen. Dağılmasın, açılmasın. Ve taze yufka kullanın. E, hafif beklemiş yufka kullandığınız zaman... ...yufkada kırılmalar olur. Hmm, o da tabii şey etini de bozuyor Yani değil mi? şeyin, yemeğin e, final kalitesini etkileyebilir. tamam e, Şef cümleleri, yemeğin <laughs> final kalitesi. <laughs> Bunu bu şekilde kestikten, bıçak. E, Bunu böyle hazırladıktan sonra şöyle iki parmak, iki parmak kesiyoruz. Bunu iki şekilde pişirebiliriz. Birincisi bir e, fırın kabında pişirebiliriz. Bir de şöyle size getirdim e, çubuklarım vardı benim burada. İki ayrı şekilde yapılacak. Hayır, yani bunu da alternatif olarak göstereyim. Şöyle. Aa bu da çok şık. Evet, böyle hani kişi başına porsiyonlayarak. Ay çok güzel. Şöyle çok de şık. yapıp e, pişirebilirsiniz. Ama ben bugün e, hepsini fırında üzeri soslu olarak peki, sunacağım. Peki yani, bu, da Bu şekilde yapabilirsiniz. Azıcık hafif aralıklı bırakarak bu şekilde de kızartabilirsiniz. Porsiyon bu. Peki aralarına mesela şey koymamız yani mesela diyelim ki domates koysak olmaz mı? Ee, Bozar domates mı? sulandırabilir Sulandırır. bu yüzeyi. Yani biber ona ama. ona çok evet biber olabilir, Belki biber, biber olabilir, olabilir, biber olabilir. Şöyle e, bunu kullanmamıza aslında hiç gerek yok. Tamam peki. Şöyle Tabanı yağladıktan sonra... Peki tepsiye sonra, dizdikten sonra üzerine herhangi bir şey sürecek miyiz? E, önce fırına vereceğiz. Sosumuzu hazırlayacağım ben bu arada. Şimdi ben şöyle size göstereyim nasıl dizeceğimi. Şöyle. Sosumuzda neler var? Sosu da getirelim ekrana. Sosumuzda, Sosu için neler e, kullanacağız? So Şimdi e, sunarken bir, bir kere tabii ki biliyorsunuz mantının olmazsa olmazı nedir? Sarımsaklı yoğurttur. Evet. E, bu yoğurtta e, ben şey kullanıyorum, e, süzme yoğurt kullanıyorum. Ben normal mantılarda da e, mutlaka süzme yoğurt kullanırım. Çünkü çok sulandırıyor diğeri. Hmm. E, ya da karıştırırım yani klasik haşlama Olan da çok fark etmiyor ama bu tarz kuru çıtır mantılarda ben tavsiye ediyorum e, Sulanmaması süzme, için. süzme yoğurt kullanırsın. Hı hı. Peki şefim süzme yoğurdu yaptın suyunu ne yapıyorsun? Suyunu hiç ziyan etmem. Suyun çok, hiç... Önemli, Çünkü çok önemli çok önemli. Çünkü benim yoğurdum ben kendim yaparım hocam. Tamam. E, probiyotiktir. Bravo. Dolayısıyla Probiyotik altındaki... yoğurdu yapmak için ne yapıyorsunuz? Bir kere kendi mayamı kullanıyorum. Tamam. Kendi mayamı kullanıyorum. Eee mayadan o şekilde. Tamam. Ben o zaman ben o zaman önümüzdeki günlerde size bir güzel bol probiyotik bir yoğurt Harikasınız yapalım. Harikasınız hocam. Evet efendim. Çorbamız hazır. Hazır. Tatlımız hazır. Evet. Eline sağlık. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Ve Mantımız hazır. Çıtır mantının güzelliğine bakar mısınız? <laughs> evet nefis kokuyor. <laughs> nefis kokuyor. Yani damak çatlatır. Şöyle hazırladım. Ee... domates salçası var üzerinde. ben şu anda şimdi? salça kullandım ama evlerde yaz domatesleri var ya kavanozlarda. Öyle yarım litre ondan içinde bol tereyağı. Birazcık su ama on daha burada su gerekti. Orada çok da gerekmez su. Hazırlayıp Şöyle bir üzerine bunu döküp. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Üzerine de yoğurt mu? ama çizme yoğurt. Hayır ben e, ayrıca servis tabağına alacağım bunu. O şekilde nasıl, nasıl sunduğumu. Önce e, şöyle bir bakır tabak kullanacağım. Tamam. Bakır tabağının zeminine Yoğurttan bir yatak yapacağız hı hı. Şu çorba, çorba için tereyağımız evet, geldi evet. Hocam isterseniz siz yakın da. yağını Hadi afiyet şeker olsun Cos. İftarda bereketiniz bol olsun evet.